Arkadaşlar merhaba. Şimdi kurutma makinemizi kullandık, çalıştırdık içerisinde. Çamaşırlarımızı yıkadık. Çıktıktan sonraki halini göstermek istedim ben size. Şimdi hangi ayarda kullandık onu göstereyim. Şu açma kapama düğmesinden açılıyor. Ben her zaman pamuklu dolap kuruluğunda kullanıyorum. Başka ayarları kullanmıyorum. Hiçbir sakıncasını görmedim. Çünkü içerisinde bir sensör var. Şurada şu kısımda bir tane sensör var. Tam şu parmağım şu anda. Öyle gösteremedim. Tam orada bunların nem derecelerini kontrol eden bir sensör var. Yani içerisinde bir tane kurumayan bir çamaşır varsa mesela o çamaşır için hakikaten dönmeye devam ediyor. O yüzden çamaşırların birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edelim. Yani havlu, sonra kalın bir sweatshirt, kalın bir çorap. Yani bunlar da birbiriyle uyumlu olmalı. Şu an hepsi puf puf. Çok güzel, muhteşem bir şekilde kurumuş. Yani hem kuru hem de neredeyse böyle ütülü gibi yani. Hani katlayıp koyuyorum. Katlayıp hani konacak kadar çok güzel puf puf kurumuş oluyor. Ve ben zaten çıktıktan sonra sermiyorum. Yani ve şimdi ısı pompalı çamaşır kurutma makinesinin özelliğini söyleyeyim. Bu odayı kokutmuyor. Normalde ısı pompasız olan kurutma makinelerinde bunun kapağını açtığımız zaman korkunç, pis bir, yani pis diyorum, hiç çok sevmediğim kötü bir buharım. Hani sauna, hamam buharı gibi falan değil. Böyle kokulu, pis bir kokulu hani buhar çıkıyor ve o da yağı çevresini falan kokutuyor. Ben onu istemedim açıkçası ve olmuyor da bunda. Makine ısınırken, çalışırken şurası çok hafif, çok hafif bir ılık bir hale dönüyor. Hani buzdolabında elleseniz o da sıcak. Çok azıcık bir ısınıyor. Hani ısı pompalılar da bulunduğu yeri de ısıtıyor. Isı pompasız olan bulunduğu yeri de ısıtıyor. Ve bütün hani o pis kokusu rahatsız edici oluyor. Şu ışık da kullanacağımız kadar açık. O da çok kullanışlı. En sonda gelen o da çok hoş bir melodik. En sonda çalan bir melodik. Şimdi ben suyunu göstermek istiyorum size. Bu çamaşırlar yıkandı. İçinden çıkan suyu artık ben çıkartıp şöyle bir kapta biriktiriyorum. Onu da ütü suyu olarak kullanıyorum. Çünkü ütüye temiz içme suyu katıyordum ben. Klorsuz. Bakalım. İşte 1 litreye yakın. 800'müş bu. 900 mililitre. Şöyle bakın. Tertemiz su. Ütü suyu yani. Bir ara çiçeklere kullanmaya kalktım. Hani sonuçta su. Atmayalım bunu. Bu şekilde. Çamaşırları çıkardım. Şu içerisindeki sensör dediğim yeri göstermek istiyorum. Şu kısım. Orası çamaşırların ıslak olup olmadığını algılıyor ve ona göre çalıştırmaya devam ediyor. Fakat bu dediğim şu 2.54 mesela şu an yazan süre. Bunu bu şekilde 3 saatlik bir sürede çalışmıyor aslında. 1 saat, 1,5 saat falan kupkuru çıkartıyor. Şimdi mesela şurada benim taytım var. Tabi ince bu mesela. Ama burada da pamuklu bir sweatshirt var. Havlu var. Burada da kalın bir tayt var. Ama genelde kalın yani bunlar. Sweatshirt hani tişört değil ince. Gömlek değil. Bu şekilde. Şimdi çıkanlar da. Hemen çıkartıp işte üstünde katlıyorum ben. Böyle içinden alıp hani yere de koymuyorum. Hani temiz tamam sürekli ama alıp yukarıda katlıyorum. Bir tezgah da gerekiyor üstünde ya da bunları çamaşır sepetine doldurup içeri götüreceksiniz. Ama herkesin ayrı odası olduğu için hani herkesin odasına götürüyorsunuz. O da bir ayrı. Ben burada bölümlendiriyorum katlarken. İşte burada bunlar benim, bunlar bunun diye. Sonra kat kat alıp götürüyorum. O şekilde kullanıyorum. Şimdi neyi temizledik burada? Bunu. Bir bu. İki de bu. Bunu da temizleyelim. Şurada açayım istediğim iğrenç. Evet, siyah, kırmızı. Yani siyahtan da bu şey çıkıyor. Hav. Göstereyim nasıl olduğunu. Saçlar. İlk başta ben bunu yıkıyordum suyla. Sonra baktım ıslanmadan da çıkabiliyor zaten. Yani suyun altında yıkayarak da temizleyebilirsiniz. Ama o zaman bir ıslaklık değiyor. Bakın. Yani buna dokunmaktan böyle ifrit oluyorsanız, tiksiniyorsanız çok. O zaman ne bileyim ıslak mendille, peçeteyle falan tutun.
bir şeyle tutmamız gerekiyor yani bu yün topağını. İğrenç. Evet. Şimdi bunu bir sudan geçirebiliriz yani şunu şu anda. Çünkü geçirmemiz gerekiyor. Bu tozlar kalıyor. Bu üstüne kalan tozlar tekrar makinenin içine gidiyor. Onun için de bunu temiz olarak muhafaza etmemiz lazım. Şimdi yani olabildiğince temiz, tamam, ama yine de bir sudan geçiriyoruz bunu. Makinenin iç haznesini şu anda göstereyim. Evet, oraya da tozlar dökülmüş durumda. Yani bunun tek sakıncası bu. İşte tek yapacağımız şey bu. Burayı temizleyip suyunu boşaltmak bir. Bir de bu temiz şu anda. Bir de burayı temizlemek. Onu yıkayacağım, tekrar koyacağım. Onu da çöpe atıyoruz. Ya iki tane bölümü temizleniyor. Ama şimdi düşünürsek çamaşır makinesinde de deterjan koyuyoruz, yumuşatıcı koyuyoruz. Bir de artı çamaşır çıktıktan sonra gidip bunu asıyorum. Asıyorum, kurumuyor. 2 günde bir yerini değiştiriyorum. Hani 3 günde kuruyorsa bugün astım, yarın gidip yerlerini değiştiriyorum. Kuruyanları alıyorum. Kurumayanların yerini değiştirip hani kurumasını sağlıyorum. Kış için bahsediyorum. Yazın zaten kuruyor. Yani bunlar önemli. Hem zaman kaybetmemiş oluyorum. Efordan kazanıyorum. Her şeyden kazanmış oluyorum. Şimdi bunları katlayacağız. Artık sırf katlamaya kaldı iş. Videomu beğendiyseniz beğene basarsanız ve abone olursanız sevinirim. Hepimize kolay gelsin. Hoşçakalın.